Doğum akşamından selamlar dostlar. En yepyeni bir sistem toplama rehberiyle karşınızdayım. Bugünkü sistem toplama rehberimizin konusunda ise bu bizim özellikle Facebook grubumuzda meşhur olan Vol 2 isimli bütçe dostu bugün sistemi dostlar toplayacağız en Bütçemiz bugün 1800 TL. 1800 TL ile alabileceğimiz en iyi oyun sistemini kuracağız dostlar bugün. Hem görünüm olarak hem kalite olarak hem de sistemin bize vermiş olduğu FPS performans olarak bugün en iyi sistemi toplayacağız dostlar. Elimizdeki 1800 TL'lik bütçeli. Tabii ki dolar kurunun farklılık göstermesiyle bugün 1800 olur. Yarın dolar düşer. 1600 olur. 1700 olur. Veya dolar artar. Bu fiyat da artabilir ama şu anda almak istediğinizde sistem 1800 TL tutmak dostlar ve 1800 TL ile alabileceğiniz en iyi sistem şu anda karşınıza durmakta ve yine açıklama kısmında buradaki ürünün bütün linklerini bulabileceksiniz ve kasaya dostlar yine ben İtopya'dan tedarik ettim İtopya'ya söyledim böyle böyle parçaları kullanalım diye onlar da bana video yapmam için gönderdiler yine açıklama kısmında tüm linkleri bulabileceğiniz gibi Sistemi toplamakla uğraşmak istemeyen arkadaşlar da hemen açıklama kısmındaki sistemin toplu halinde satın alabilirler dostlar. Bu açıklama kısmındaki linklere bakmayı da unutmayın derim. Dediğim gibi sistemi hazır olarak alabilirsiniz. Şimdi gelin sistemin parçalarına bakalım ve bu sistem bize neler sunabilir? Toplama aşamasında bizi neler bekliyor bunları görelim. Evet dostlar şimdi sistemin parçalarından işe başlayabiliriz. Sistemin parçalarından uzun uzun bahsetmeyeceğim. Hemen yüzeysi olarak bir geçelim. Zaten sistemi toplarken bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle anakartımız h 110 Pro VD isimli bir anakart. Daha fazla daha yüksek bir anakarta ihtiyacımız kesin yok. Çünkü bütçemiz az. Bizim işimiz burada işlemci ve ekran kartı olacak. Onun için buradaki anakart 200 lira fazla olsa 300 lira fazla olsa bize artı bir FPS katmayacak. Onun için bizim burada en düşük anakart almamız şart dostlar. Burada H110 Pro VDS'ini bir anakart kullanacağız. Lakin işlemcimiz K bilek mimarisinden çıkma bir Pentium işlemci ve zaten bu işlemci özellikle baya baya olay oldu çünkü i3 performansını verdiği söyleniyor. Tabii ki gerçekte böyle bir i3 performansı veremeyecek ama oyunlarda gerçekten de oldukça güçlü bir işlemci. Şimdi bildiğiniz gibi kebilek mimarisine ait işlemciler bir önceki nesil anakartlarda rahatlıkla kullanılıyor. Bunda herhangi bir sorun yok dostlar. Onun için bugün kullanacağımız anakart ve işlemci tam anlamıyla uyumlu. İşlem tarafında dostlar dediğim gibi Pentium bir işlemci kullanacağız. Zaten sistemin göz bir tanesi. Özellikle düşük bütçeli sistemlerde şu anda altın niteliğinde bu işlemci. iki çekirdek bulunuyor ve izlek olarak da 4 teknolojisini bize sunuyor dostlar. Yani aynen i3 işlemciler gibi ve 3 MB'lik de ön bulunuyor. İşlemci yani aslında böyle fazla konuşmaya gerek yok. Oyun testlerini yapacağız. Performansına bakacağız. Bize neler sunabilir bunları göreceğiz ki ben de işlemci tam olarak şu anda test etmedim. Benim de ilk deneyimim olacak bu sistemle ama Baktığım testlerde, gördüğüm karşılaştırmalarda gerçekten güçlü bir işlemci. Ve geldik bu sistemdeki bel kemiğimiz o da oyunlarda görevli olan MSI'nin GTX 1050 Ti ekran kartı ya bu ekran kartı arkadaşlar rahatlıkla söyleyebilirim ki gerçekten de çok önemli bir ekran kartı çünkü fiyatı çok ucuz 650 lira arasında fiyat değişiyor ve bu fiyat aralığında gerçekten de 1050 Ti bulmak çok önemli çünkü 1050'ye baktığımız zaman ise ortalama fiyatı 550 lira 520 lira arasında değişebiliyor standart bir 1050 ama bugün 100 lira daha fazla vererek 1050 Ti alabiliyoruz. Tek fanlı bir model ama dediğim gibi 1050 Ti sahibi oluyoruz. Onun için bugün kullanacağımız ekran kartımız GTX 1050 Ti ve performans olarak da eminim ki zaten 1050 Ti'de yüksek bir performans veren ekran kartı ve geldik sistemimize kullanacağımız RAM. RAM tarafında ise Corsair'in DDR4 8 GB 2133 MHz çalışan bir RAM'i bulunuyor dostlar. Bu RAM anakartımıza tam uyumlu. Anakartımızın iki tane slot var RAM slotu. Bu RAM slotuna tek slotta RAM takacağız. İsterseniz ileride bunu bir 8 daha ekleyerek 16 GB yapabilirsiniz. Onun için bugün tek slotta bir tane 8 GB'lık Corsair'in oldukça verimli bir RAM'ini kullanacağız. Fiyat olarak da oldukça uygun. Dediğim gibi fiyatlar çok değişken olabiliyor. Onun için açıklama kısmında ben link vereceğim. Fiyatları oradan bakarsanız çok sağlıklı olur dostlar. Açıklama kısmında linkleri bulabileceksiniz. Peki dostlar depolama kısmında ne kullanacağız? Yani işletim sistemimizi nereye kuracağız derseniz bugün bir SSD kullanamayacağız. Çünkü bütçemiz 1800 TL. Yani 2000 TL barajın altında Altındayız ve 1800 TL bugün bir sistem kuracaksak SSD bizim bugün sistemimiz için lüks oluyor. Bugün onun için hem performanslı hem de okuma yazmalarda güzel bir performans alabileceğimiz Western Digital'in 1TB'lik Blue serisinde IT 1200 RPM hızına dönen bir hard disk bugün bizim bütün ihtiyacımızı görecek. 150 MB 200 MB arasında bu değerler dostlar okuma yazmalara eşit geliyor. Yani okuma ve yazma hızları 200 megabayt'lara kadar varabiliyor. Onun için bugünkü hard diskimiz bizim için sistemde oldukça yeterli olacak. Dediğim gibi bu sistemi SSD lüks kalıyor dostlar ve geldik oyuncu sistemlerinde muhakkak önem verdiğim bir diğer donanım parçası. O da tabii ki de kasa ve güç kaynağı dostlar. Kasaya her zaman önem veriyorum. Tabii burada kasaya önem vereceğiz diye de gidip pahalı bir kasa alamayız. Yani bir gezdiniz gördüğünüz zaman dostlar çok ucuz fiyata. PowerBoss'un 150 lira gibi bir fiyata var arkadaşlar bu kasanın ve bize sunmuş oldukları gerçekten de cihaz. Bu kasa efsane bir kasa arkadaşlar. Hani bu firmanın hep herhangi bir sponsor hiçbir şeyim yok ama Hani bir hakkını vermek gerekirse şu anda bu kasa rakipsiz. Fazla anlatmayacağım. Yan kısmı dostlar boydan boya kapak kısmı plexili. Oldukça güzel bir kasa zaten sistemi toplarken kasayı da detaylı olarak sizlere göstereceğim dostlar. Ve gelelim güç kaynağı. Şimdi kasa ile güç kaynağı arasında çok önemli bir bağlantı var. Burayı kaçırmayın dostlar. Güç kaynağımız Powerboss'un yine 500 Watt'lık bir güç kaynağı. 500 Watt'lık güç kaynağı bu sisteme oldukça fazla dostlar. 500 Watt bize fazlasıyla yetecek. Lakin buradaki... Güç kaynağımızla kasamızın toplam fiyatı 300 lira tutuyor. Ama eğer bu kasa ile güç kaynağını İtopya'dan sipariş ettiğiniz zaman sistem otomatikman bu kasayla bu güç kaynağını aldığınız için 50 lira bir de indirim yapıyor. İsterseniz bu sistem alın, isterseniz farklı bir sistem alın veya sistem almayın. Bu güç kaynağıyla bu kasayı alın sadece. Yine sistem o 300 liradan eksi 50 lira yapıyor. Bu güzel bir artı çünkü biz sistemimizi ucu ucuna topluyoruz ve bizim için fiyat çok önemli. Burada bu iki parçayı kullandığımız zaman dostlar 50 Lira indirim yapması gerçekten çok önemli. Çünkü eğer bunu tek bunu tek alırsak sistem bize 300 lira olarak yansıyor. Ama ikisini birlikte sepet ekleyip satın alırsak burada bize 50 liralık da bir indirim bekliyor. Bunu kaçırma indirim. Çünkü dediğim gibi bütçemiz az ve her taraftan tasarruf edersek bizim için çok olumlu olur. Dediğim gibi sistem parçaları bunlar dostlar. Fazla uzatmayalım. Gelin şimdi bu bütçe dostu deyim yerindeyse tam anlamıyla da aslında canavarı toplayalım ve bakalım bize toplam aşamasında bu neler sunacak bunları görelim. Bütçe dostu oyun sistemimizde kullanacağımız İlk parçamız anakart karşımızda MSI'nin H100 Önem Pro VD isimli oldukça yeterli bir anakart dostlar. Skylake mimarisi ile birlikte piyasaya çıkan bu anakart bugün bizim sistemimizdeki bütün ihtiyacımızı karşılayacak. Oldukça rahatlıkla kullanacağımız bir anakart. Bu anakartta çok önemli bir nokta var. Burayı dikkatli dinlemeniz gerekiyor. Ama öncelikle gelin kutu içine bir bakalım hızlıca. Görmüş olduğunuz gibi oldukça sade bir kutu içeri geliyor. İki tane şurada sata kablomuz bulunuyor. Bir tane arka çıkışlar için bracket bulunuyor dostlar anakartımız burada zaten. Şöyle kenar alıyorum. Buraya kaldırdığımızda ise şöyle bir tane kullanım kılavuzu, driver diskimiz bulunuyor. Öte yandan burada bir tane yine yani hızlı başlangıç yine Chrome burada RAM'lerden işlemcinin montajına kadar bir tane şablon bulunuyor dostlar. Burası önemli. Burada RAM'leri nereye takacağınız kopyalar veriyor. Bunları okumanızda fayda var diyerek şimdi gelin anakartımızın kendisine gelelim. Anakartımızı statik poşetten çıkartabiliriz. Şu şekilde anakartımızı alıyoruz dostlar. Yine anakartımızı kutusunun üzerine güzelce koyuyoruz. Burada anakartımız giriş seviyesi ve uygun fiyatlı bir anakart olmasına rağmen görmüş olduğunuz gibi ses yongaları burada anakarttan ayrıştırılmış ki seste bir parazitlenme olmasın dostlar. Buradaki anakartımız Skylake mimarisi ile birlikte çıkan bir anakart ve biz burada Kaby bir işlemci kullanacağız. Burada anakartımızın BIOS güncellemesinin yapılmış olması gerekiyor ki burada Kaby işlemcimizi kullanabilelim. Yine MSI kendi sitesinde bunun BIOS update güncellemesini veriyor. Onu flash belleğe indirip burada güncellemenizi yapabilirsiniz. Tabi burada güncelleme yapmak için Skylake bir işlemci takılı olması gerekiyor. Yani kısacası bu işlem biraz zor olabileceği için dostlar imkanlar doğrultusunda siz anakartı alacağınız yere Kevlek için BIOS güncellemesinin yapılmış olmasını isteyin. Ve zaten da bu güncellemeyi ücretsiz olarak yapıyor. Yine oradaki ekibe söyleyerek de bu güncellemeyi siz yaptırtabilirsiniz. Onlar yapıyorlar ama yine de bir teyit etmekte fayda var dostlar. Şimdi gelin bu anakartımızın üzerine işlemcimizi bir güzel takalım dostlar. Evet dostlar işte sistemimize kullanacağımız son zamanların şüphesiz en meşhur işlemcisi Intel Pentium G4560 isimli oldukça yetenekli bir işlemci fiyatına göre. İlk etapta bize sundukları dostlar 3.5 GHz'lik bir frekansı bulunuyor. 3 MB'lik önbelliği ve iki çekirdekte Hyper teknolojisiyle teknolojisi ile birlikte dostlar 4 izlek olarak çalışabiliyor. Aynı Intel i3'e benziyor dostlar. Bakalım performansı nasıl olacak? İnanın çok merak ediyorum ve Kevin Black mimarisi karşımıza gelen yeni nesil bir Pentium işlemci. Performans eminim ki iyi olacak ama bunları sizlerle birlikte canlı canlı göreceğiz. Şimdi girin işlemcimizi kutumuzdan bir çıkartalım kutumuzu açtık dostlar. Bir tane burada yine işlemci için hakkında bilgi veren bir kitapçımız geliyor. Stickerımız geliyor. Stickerları dediğim gibi yapıştırmayı hiç sevmiyorum. Onun için bunu bir kenara alıyorum dostlar. Burada bizim garanti belgemiz bulunuyor. Ben işlemcinin bozulduğunu görmedim ama garanti belgemiz de burada bulunuyor dostlar. Öte yandan işlemcimizin yanında bir de stok fan geliyor ve stok fan üzerinde dostlar. Termal macunumuzu hazır sürülü bir şekilde geliyor. Intel 1500 liralık işlemcilerine bunu koymuyor ama Böyle uygun fiyatlı bir işlemci stok fanı koymayı eksik etmemiş. Bunu şu şekilde kenara alıyorum dostlar. Öte yandan işlemcimizin kendisi burada bize göz kırpıyor. İşte bizim küçük yaramazımız efsane işlemci Intel Pentium G4560 karşımıza Şimdi gelin bu işlemcimizi anakartımıza takalım dostlar. Evet şimdi Itopia'dan Intel Kevrek işlemciler için BIOS update olarak gelen MSI H110 Pro VD isimli anakartımıza Intel Pentium G4560 isimli işlemcimizi takabiliriz. İşlemcinin şimdilik kenara alıyorum dostlar. Burada önemli bir nokta var. Görmüş olduğunuz gibi işlemci soketimizin üzerine bir kapak bulunuyor ve kapa değmiyor. Çünkü bu kapakların altında pinler bulunuyor dostlar ve bu pinlere eğer değer isek Anakartımız büyük ihtimalle kullanılmaz bir hale gelecek. Onun için buradaki pinlere zarar vermemek için işlemci montajımızda kapağımızı burada sabit olarak bırakıyoruz. Şimdi ise işlemcimizi anakartımıza takabiliriz. İşlemcimi şöyle güzelce bir çıkartıp kenara alacağım. Gördüğünüz gibi g 45 60 bize bakıyor dostlar. Şöyle işlemciyi kenara alacağım. Bundan öncesinde ise dostlar şöyle bir kenara koyalım. Burada bizim görmüş olduğunuz gibi bir tane kulağımız bulunuyor. Bunu aşağı doğru ittirip hafif sağa doğru çekiyoruz ve soketimizi kapa boşa düşüyor. Bu şekilde geriye doğru ittirerek soketimizi kapağı açıyoruz dostlar. Pinleri gördük. Burada bir müdahalede bulunmuyoruz. İşlemcimizi nasıl yerleştireceğiz der iseniz. Bakın hemen burada bir tane kesik köşe bulunuyor. Bu kesik köşe kısma işlemcimizin üzerinde bulunan üçgen işaret denk gece şekilde burada montajımız yapacağız. Veya soketimizin üzerinde bir tane üçgen bulunur. Bu üçgen bakın tam burada. Yine burada işlemcimizin üstünde bulunan üçgene denk gece şekilde soketimizin üzerine yerleştiriyoruz. Yani bu konumda şu şekilde dostlar işlemcimizi geçirip bırakıyoruz ufak bir değmizde yarar var ve ondan sonrasında ise şu kapağımızı buradan alıyoruz ve daha sonrasında ise yine bu kulaktan tutarak işlemci kapağımızı direkt indirip bu kulağımızı aşağı doğru bastırıyoruz burada basınç yüksek olur Dostlar korkmayın yalnız bir şey mi yaptın diye buradaki basınç yüksek olması gerekiyor ki soket işlemci sıkı sıkı tutsun diye buradan bastırıp bu kulağımız yine bu alt kısma bırakıyoruz şu anda gördüğünüz gibi anakartımızın soket kısmına işlemcimiz montajlandı. Evet dostlar anakartımıza montajladığımız işlemcimizin yanına gelen stok fanımızı işlemcimizin üzerine takabiliriz. Görmüş olduğunuz gibi işlemcimiz stok fanının üzerinde zaten termal macun sürülü bir şekilde geliyor. Onun için termal macun işlemi yapmayacağım. Doğrudan işlemcimin üzerine stok fanımı yerleştireceğim dostlar. Bunun için ise şuradaki açıklıklara yine işlemci soğutucumuzun görmüş olduğunuz gibi ayak kısımları denk gelecek şekilde yerleştireceğiz. Bu şekilde Intel yazısı düz bakacak şekilde burada yerleştiriyoruz. <laughs> Bacaklarından bastırıyoruz dostlar. Tık sesleri geliyor. Şu anda gördüğünüz gibi işlemcimizin üzerine stok fanımız montajlandı. Şimdi ise işlemci stok fanımızın anakart üzerindeki güç bağlantısını yapmamız gerekiyor. Burada ise daha güzel gözükmesi için buradaki stok fanımın dostlar kablonunu bu aralardan çıkartıp söküyorum. Burada kablomu yuvarlamam gerekiyor. Şu şekilde dostlar kıvıracağız. Stok kablolar çok dağınık durduğu için güzel gözükmüyor. Onun için burada bunları şöyle yuvarlayıp sabitlersek daha güzel bir görünüme sahip olacak. Bunu da buradan geçirip dostlar ve şuradaki 4 pinlik alana 4 pinlik bu kablomuzu takıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi işlemcimizin stok fanın güç bağlantısını anakart üzerine yaptık dostlar. Bu aşamadan sonrası dostlar yapmamız gereken şey anakartımızın üzerine RAM'imizi takmak. Evet dostlar şimdi ana üzerine RAM montajımızı yapabiliriz. Burada ise Corsair'in uygun fiyatlı çözümü olan DDR4 8 GB 2133 MHz'ında çalışan oldukça sistemimize yeterli olacak. Tek slotta 8 GB bir tane RAM karşımızda bulunuyor dostlar. Buradaki kullanacağımız RAM'imizin ekstradan bir soğutucusu bulunmuyor ama buna da pek zaten ihtiyacımız yok. RAM'imizin tasarımı da buradaki sticker bandı da oldukça hoş duruyor. Şimdi burada ise gelin ilk önce RAM'imizi kutusundan bir çıkartalım dostlar. İçerisinden bir tane şu şekilde bir garanti hakkında bilgiler veren bir kitapçığımız çıkıyor dostlar. Oldukça küçük bir kitapçık. Ve gördüğünüz gibi RAM'imizi kutumuzdan aldık dostlar. Şu şekilde koyalım. Görmüş olduğunuz gibi oldukça ince profilli, gayet şık bir RAM'imiz bulunuyor. Şimdi bu RAM'imizi anakartımızın üzerine montajlayabiliriz. Anakartıma RAM'i yerleştireceğim zaman dostlar bu iki alandan istediğinizi kullanabiliyorsunuz. Ben burada en sağdakini kullanacağım ki görsel olarak da güzel olsun diye. En sağdaki kısmın Burada kulaklarını açıyorum dostlar. Daha sonrasında ise RAM üzerinde bulunan boşluk ile slot üzerinde bulunan şu RAM çıkıntısı birbirine denk gelecek şekilde RAM'imi yerleştireceğim. Yani tam şu konumda siyah kısım sol tarafa, beyaz kısım ise sağ kısmına bakacak şekilde RAM'imi yuvama yerleştiriyorum. Ototurktan sonra dostlar şu iki kısımdan bastıracağım. Sıt seslerini duyduk ve yuvaya şu anda RAM yerleşti dostlar Görmüş olduğunuz gibi anakartımızın üzerine RAM montajını tam anlamıyla yaptık Evet dostlar bu aşamada neler yaptık diye bakarsak Anakartımızın üzerine işlemcimizi taktık Onun üzerine ise stok fanımızı yerleştirdik Ve en sonda ise 8 GB RAM'imizi bu yuvamıza taktık Bundan sonraki aşama ise kasa içerisinde devam edecek Şimdi gelin kasamıza güç kaynağımızı takalım ve Anakartımızı kasamızın içerisine montajlayalım Güç kaynağımızı kasamız takmadan önce kasamıza yakından bakıyoruz. Kasamız Power Boost'un Deluxe serisinden bir kasa dostlar. Fiyat performans açısından en iddialı kasadan olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Fiyatı oldukça uygun ve görünüş tasarım oldukça iyi. Yan kısımda görmüş olduğunuz gibi buradan boydan boya PVC'li bir kapak bizi karşılıyor ve bu tasarım oldukça iyi. Gördüğünüz gibi dostlar yan kısımda komple PVC'li bir kapak bizi karşılıyor. Burada ise kapaklar dışarı vidalı bir şekilde dostlar. Kapağı kenara aldığım zaman ise içeride tam 3 tane kırmızı ledli fanım bulunuyor. Öte yandan ise burada hard disk kısımları yine gördüğünüz gibi çekmeceli bir şekilde tasarıma sahip. Bu da kasanın kullanım açısından oldukça rahat oluyor dostlar ve kasanın fiyatı anlamında bize sunmuş olduğu özellikler ve tasarımı oldukça iddialı. Şimdi gelin kasamıza güç kaynağımızı takalım ve bundan sonraki aşamayı artık kasamızın içerisinde devam ettirelim. Ve güç kaynağımız karşımızda dostlar özellikle doların arttığı bu günlerde uygun fiyatına rağmen güzel ürünlere dikkat çeken Powerboost'un bugün 500 wattlık güç kaynağı sistemimizde yer alacak. 500 wattlık güç kaynağı sistemimize fazlası yetecek dostlar çünkü sistemimiz çok az güç tüketen bir sistem. Bakalım güç kaynağımızın içeriğinde neler varmış. Şurada bir tane kablomuz geliyor. Bunun yanı sıra güç kaynağımız burada dostlar. Kenar aldığımız zaman başka hiçbir şey çıkmadı. <laughs> Zaten olması gereken de buydu. Şimdi güç kaynağımızın şöyle kablolarını falan görüyorsunuz. Burada 500 watt olduğunu bize vurgulamışlar. Şimdi gelin bu güç kaynağımızı dostlar sistemimize takalım ve burada ise gözüme çarpan şey gördüğünüz gibi kullanım kılavuzu bizi karşılıyor dostlar. Şimdi gelin bu güç kaynağını sistemimize kasamıza yerleştirelim. Şimdi ise kasamıza güç kaynağımızı montajlayabiliriz dostlar. Burada ise dikkatimi çeken bir nokta kasanın güç kaynağına denk gelen noktalarında gördüğünüz gibi kavuşuk destekler bulunuyor. Bu da fanın çıkartmış olduğu titreşimi azaltarak sistemin daha sessiz bir şekilde size geri yansımasını sağlar iken, bu hemen güç kaynağının bulunduğu fan kısmında da bir tane filtremiz bulunuyor dostlar. Bu sayede toza karşı da sistem daha korunaklı oluyor. Şimdi girin kasamıza güç kaynağımızı yerleştirelim. Kasaya güç kaynağını montajlarken fan kısmı aşağı bakacak şekilde yerleştireceğim ki bu açıklıktan fan hava alabilsin. Şu şekilde kasamın içerisine yerleştiriyorum ve yerine otur dostlar. Bu aşamada yapmam gereken tek şey kasama güç kaynağını montajlamak. Kasama güç kaynağımı montajlarken yine kasamın gelen 4 tane vidamı kullanacağım. Evet dostlar gördüğünüz gibi kasama güç kaynağı montajladım. Şimdi ise anakartımı kasama montajlayabilirim. Evet dostlar şimdi kasama anakartımı montajlayabilirim. Burada ise bir şu alana bir de şu alana birer tane yükseltici pirinç ayak takmam gerekiyor ki anakartım bunlara ihtiyaç duyuyor. Bu pirinç ayaklar yine kasamla birlikte geliyor. Şimdi kasamın yanına gelen yükseltici ayakları bu alanlara takacağım. Evet dostlar sonuncu yükseltici ayağımızı taktık. Şimdi anakartımızı montajlayabiliriz kartı kasama montajlamadan önce yine anakartın yanına gelen giriş çıkış birimlerini koruyan arka breketi kasamıza takmamız gerekiyor. Şu durumda anakartımızın üzerine arka breketimizi bu alana takıyorum dostlar. Kenarlardan bastırıyoruz. Çıt sesleri gelecek dostlar. Duyduğunuz gibi Sesler de geldi dostlar. Gördüğünüz gibi kasamızın üzerine arka koruma braketimiz takıldı. Şimdi anakartımızı takabiliriz. Anakartı kasaya montajlarken şu sol tutabilirsiniz. Bu şekilde şu giriş çıkış birimleri bu arka brakete denk gelecek şekilde dostlar takacağız. Şu alandan yuvalara denk getirecek şekilde ittiriyoruz. Ve şu anda ayakların üzerine anakartım oturdu. Şimdi ise anakartı kasamızın üzerine vidalayabiliriz. Vidalama işleminde kasanın yanına gelen bu 6 tane vidayı kullanacağız. Evet, son vidamı da anakartı kasamın üzerine montajladım. Şimdi ise yapmam gereken sisteme ekran kartını takmak dostlar. Ve işte sistemimizin kralı MSI GTX 1050 Ti. 4 GB'lık bir belleğe sahip overclock versiyon oldukça güzel. Sistemimiz oldukça yetecek ve uygun fiyatıyla dikkat çeken bir ekran kartı dostlar. Gerçekten de fiyatı oldukça uygun ve bir TI ekran kartına göre, 1050 Ti ekran kartına göre çok güzel bir çözüm olduğunu söyleyebilirim fiyat konusunda. Şimdi gelin cihazımızı kutumuzdan bir çıkartalım dostlar. Burada bizi tek fanlı GTX 1050 Ti karşılıyor. Açıkçası böyle uygun fiyatlı bir sistemde tek fan benim hiç umurumda değil dostlar. Önlü önlü olan yani 10 derece fazla ısınsın ama ben o performansı göreyim. Gördüğünüz gibi çok güzel bir çözüm. E MSI GTX 1050 Ti'nin Tek fanlı versiyonu Gördüğünüz gibi 6 pinlik bir giriş yok Daha da az güç tüketen Bir 1050 Ti karşımızda bulunuyor dostlar Ve şimdi bunu şöyle bir kenara alalım istiyorum Şuradan kutu içeriğimizde başka neler var der isek Böyle uygun fiyatlı çözümlerde Fazla bir şey çıkmıyor kutu içeriğinden ki masraf olmasın diye Burada kullanım kılavuzu geliyor kenara aldık. Burada bir tane driver'ımız geldi. Driver diskimiz. Bunu da kenara aldık. Biz sistemi internet üzerinden güncel olarak tutacağız. Çünkü driver'lar eski olabiliyor. Burada ise çok geniş bir kullanım kılavuzu, kurulum kılavuzu diyeceğiniz bir tane kitapçık geliyor. Bunları bir kenara alalım dostlar ve şimdi gelin bu yakışıklıyı sisteminize takalım. Ekran kartımı kasama montaj derken ekran kartımın buradan denk gelecek yuvaları açmam gerekiyor. Onun için şu alandaki iki tane yuvayı buradan alacağım dostlar. Onun için şu şekilde el yordamıyla buradaki alanları kırmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi dostlar tüm yuvaları çıkarttım. Şimdi ekran kartımı takabilirim. Şimdi sistem ekran kartımızı takacağız dostlar. Bu alanda PCIe Express X16 yuvasına ekran kartımızı takacağız. Buradaki bu yuvadaki kulağı geriye doğru ittiriyoruz. Burayı açtıktan sonra ekran kartımızı bu yuvaya oturtturacağız. Tam yuvaya denk geldiğine emin olduktan sonra dostlar bastırıyoruz ve şu anda ana üzerine ekran kartımız tam anlamıyla oturdu dostlar. Tek yapmamız gereken kasaya şu alandan vidalamak. Bu alanda kasama ekran kartımı vidalarken yine kasanın yanında gelen bu iki tane vidayı kullanacağım dostlar. Ve gördüğünüz gibi en altındaki kasama ekran kartımı vidaladım. Sistem ekran kartımızı taktığımıza göre sistemde yaptıklarımıza genel olarak bakarsak anakartımızı işlemcimizi montajladık. Üstüne soğutucumuzu taktık, RAM'imizi taktık ve daha sonrasında ise ekran kartımızı anakartımızın üzerine montajladık ve şu anda kasa içerisinde güç kaynağımızı dahil olmak üzere sistemimiz hazır bir durumda. Tek eksiğimiz sabit diskimiz. Şimdi ise kasamıza Western Digital'in sabit diskini montajlayabiliriz. Evet şimdi ise sistemimize Western Digital Blue 7200 RPM hızında dönen 1 TB kapasiteli hard diskimizi takabiliriz. Burada ise gördüğünüz gibi kasamızın çok güzel bir de çekmeceli hard disk alanı bulunuyor. Bu sayede hem hard diskin kurulumu kolay olduğu gibi dostlar kasamızın iç görünümü de gayet hoş duruyor. Şimdi montaj işleminde buradaki çekmecemizi alıyoruz. Daha sonrasında ise dostlar şu alandan hard diskimizi takıyoruz. Yerine oturtuyoruz. Ve gördüğünüz gibi hard diskimiz çekmeceye oturdu. Yapmamız gereken tek şey çekmeceyi kasaya sürmek. Gördüğünüz gibi hard disk kasamıza yerleşti dostlar. Hard disk montajından sonra zaten sistemimize başka dönen parçası takmayacağız. Bu aşamadan sonra sistemimize gelin, kablo bağlantılarımızı yapalım dostlar. E şimdi ise anakartın üzerindeki kablo bağlantılarımı yapabilirim. Burada ise güç kaynağından gelen 24 pinlik kabloyu anakart üzerindeki uygun olan hemen RAM'lerin sağ tarafında kalan bu 24 pinlik alana takacağım. Bunun için ise bu 24 pinlik kabloyu hafif kırıyorum dostlar. Daha sonrasında yerine takıyorum. E gördüğünüz gibi kablo bağlantımı yaptım. Şimdi anakartın üzerindeki 4 pinlik kablo bağlantımı yapacağım. Onun içinse yine güç kaynağından gelen bu 4 pinlik kabloyu bu alana takacağım dostlar. Şu şekilde bastırıyorum ve tamamdır. Şimdi ise kasamda bulunan USB 3 desteği için anakartımın üzerine yine kasamın yanında gelen USB 3 kablosunu takıyorum. Şu alana kablomu şu şekilde takıyorum dostlar. Ve gördüğünüz gibi yerine oturdu. Şimdi ise anakart üzerindeki HD audio kablo bağlantımı yapacağım. Burada ise anakart üzerinde gelen HD audio kablosunu bu alana takacağım dostlar. Şurada bir tane pin eksik ve burada kablomuzda bulunan bir tane kapalı uç bu alana denk gelecek şekilde kablo bağlantısını yapıyorum. Yani şu konumda yerine yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi HD audio kablo bağlantımı da yaptım dostlar. Şimdi kasa üzerine bulunan USB 2.0 portlarının bağlantısını yapacağım. Bunun için ise yine kasadan gelen USB kablomu şu alana takacağım. Burada bir tane pin eksik ve kablomda şuradaki kapalı uç denk gelecek şekilde takıyorum. Yani bu konumda ve gördüğünüz gibi kablo bağlantımı anakartımın üzerine yaptım dostlar. Evet dostlar şimdi sana kart üzerindeki en zorlu kabloma kısmı o da power tuşu, reset tuşu ve hard diskin aktifliğini gösteren led ışığın burada kablo bağlantısını yapacağız. Burada bu kablomu yapmak için alt kısma hemen şu alana MSI bir tane şablon koymuş. Bu şablondan kopya çekerek siz de buraya rahatlıkla kablo bağlantınızı yapabilirsiniz. Bunun için ise kasanın yanında gelen şu kabloları kullanacağız dostlar. Şimdi kablomayı yapabiliriz. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi tüm kablo bağlantımı yaptım dostlar. Şimdi biz hard disk için gerekli olan SATA power ve SATA kablosunun bağlantısını yapacağız dostlar. Burada ise güç kaynağından gelen SATA power kablosunu şu alana takıyorum. Ve gördüğünüz gibi yerine oturdu. Şimdi ise anakartımın yanına gelen SATA 3 6 gigabitlik kablo bağlantımı bu alana yapıyorum dostlar. Ve şu anda hard diskimin üzerindeki bütün kablo bağlantılarını yaptım. Şimdi ise yapmamız gereken bu SATA kablosunu anakartımızın üzerine diğer ucunu anakartın SATA bir kısmına takmak dostlar. Şimdi ise hard diskimize bağlamış olduğumuz SATA 3 altı kablomuzu kablomuzu anakartımızın üzerindeki SATA bir kısmına takıyoruz dostlar. Ve gördüğünüz gibi bu alana oturdu. Şimdi ise sistem üzerindeki fanların molex bağlantı yapacağız. Önde iki tane ledli fanımız bulunuyor ve arkada bir tane egzoz olarak da yine led aydınlatmalı fanımız bulunuyor. Onun da kablosu burada dostlar. Bu kabloların şimdi bağlantısını yaparak bu fanlara güç gitmesini sağlayacağız dostlar. Şimdi bunların bağlantılarını yapabiliriz. Gördüğünüz gibi dostlar şu anda kasam için gerekli olan fanların kablo molex bağlantılarını yaptım. Şu anda sistem kablo anlamında tam anlamıyla montajlanmış durumda. Geri yapmamız gereken biraz kablolama. dostlar evet, gördüğünüz gibi en yakında sistemi kurduk ve şu anda sistem tuşuna bastığımız anda çalışacak durumda. Lakin burada kablama yapmam gerekiyor. kasanın içerisi şu anda arkadaşlar kablolarla dolu. Çok fazla kötü bir kötü görüntü yok ama arkadaki kabloları ve şuradaki kabloları düzenlemem için güzel bir kablama yapmam gerekiyor. Bu aşama uzun sürdüğü için burayı size göstermeyeceğim. Direkt sistemin BIOS açılışına bakacağız. Bakalım sistem BIOS açılışında bize ne gibi tepkiler verecek. Şimdi bunları göreceğiz ve şimdi gelin sistemin tuşuna basalım ve açılışını sizlerle birlikte görelim dostlar. Evet dostlar, görmüş olduğunuz gibi en nihayetinde sistemi topladım ve şu anda iç hacmi olsun sistem oldukça ferah bir şekilde bize bakıyor ve kasamızın da şöyle bir tane plexisi bulunuyor. Plexi yan kapağı sahip dostlar. Bunun komple bir slaytını yine videonun sonunda her zaman gibi ekleyeceğim. O slaytı da izlemeyi unutmayın dostlar. Oldukça zevkli bir slayt sizi bekleyecek. Şimdi gelin sistemin düğmesine basalım ve BIOS'u bir görelim istiyorum. Gördüğünüz gibi sistem çalıştı. Öndeki fan, arkada bir tane egzoz fanımız şu anda çalışıyor dostlar. Kırmızı ve aydınlatmaya sahip. Evet dostlar görmüş olduğunuz gibi şu anda BIOS'a girdik. Herhangi bir sorun yok. Gayet güzel bir şekilde şu anda BIOS'u gördük. İşlemcimize bir bakalım. Gördüğünüz gibi Pentium G4560 işlemcimiz okunmuş. RAM kısmına geldiğimizde dostlar Corsair'in 8 GB 2130 MHz'ında çalışan RAM'lerimiz de okunmuş. Sistemde şu anda hard diskimizde işletim sistemi yüklü olmadığı için de sistemi açamıyorum ama bir sonraki videomuzda ise sistemin oyun testi olacak dostlar. Ben de Intel Pentium G4560'ın performansını çok merak ediyorum. Yine ekran kartımızın performansını az çok kestirebiliyorum ama bu işlemcinin performansını çok merak ediyorum. Çünkü Kevri mimarisine ait yeni Pentium bir işlemci ve oldukça güçlü bir Pentium işlemci dostlar. Bakalım ikinci videoda sistem bize nasıl performans verecek? Nasıl bir FPS değeri alacağız? Bunu göreceğiz. Ve tabii ki de videomun sonundaki slaytı da izlemeyi unutmayın dostlar. Evet bugünkü videomda bundan ibaret de. umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir farklı sistem toplama haberinde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın dostlar. Hoşçakalın.